Evet sevgili izleyenler, konuklu bölümümüzde karşınızdayız. Ekranları karşısında yeniden geçenler için bir günaydın daha diyelim ve hemen konuğumu anons etmek istiyorum size. Jetlag durumunu pek atlatabilmiş değil çünkü Amerika'dan ayağının tozuyla geldi. Biraz dinlendi ve bizlerle birlikte oluyor. Sayın Osman Ertuğ eski müzakerecilerimizden efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Günaydın. Nasılsınız? Teşekkür Günaydın. ederim. Siz? Çok teşekkür ederim. Sizin görüşleriniz bizim için çok önemli. Onun için ben sizi aslında ertesi günden itibaren aramaya başladım Tabii. dönüşünüzden ama. Birkaç gün yurt dışında, yani Amerika dışında birkaç günde yine yurt dışında kaldım. Türkiye'de kaldım. Onun Evet. için yeni yeni Ulaşamadık geliyorum. size. Evet yeni yeni kendinize geliyorsunuz. Hoş geldiniz efendim. Teşekkür ederim. Tabii dolu dolu oradaki konularla geldiniz buraya ve burada da farklı bir konu hemen gündeme geldi. Gelişinizle eş zamanlı olarak aslında bir konu gündeme geldi. Esas bugün sizi ağırlamamızın amacı hem bu konuyu konuşmak hem de Amerika sonrası ve bu konu gerçekleşirse yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin isim değişikliği gerçekleşirse bundan sonra ne olacak? Onları konuşmak üzere. Öncelikle başlayalım dilerseniz. Amerika'yı bir dinleyelim sizden. Amerika'da nasıl gelişmeler size göre yaşandı? Olumlu mu, olumsuz mu? Temaslarınız nasıldı? Dirsek temasına geçebildik mi gerçek anlamda? Bunları Dirsek dinleyelim. teması derken tabii eğer karşı tarafı kastediyorsak öyle bir şey yok. Yok eğer yani genel olarak uluslararası toplumun Uluslararası tabii toplumdan uluslararası toplum bahsediyorum açısından efendim. tabii ki yani güzel Çünkü temaslar karşı yapıldı. tarafla hiçbir zaman dirsek temasımız maalesef olamaz. Onu hepimiz biliyoruz. Gayri resmi bir Bak. takım temaslar teknik düzeyde her zaman oluyor. Biliyorsunuz teknik komiteler var vesaire. Ama resmi görüşmelerin başlaması egemen eşitliğimizin ve eşit uluslararası statümüzün kabulüyle mümkündür, teyidiyle mümkündür ki biz bunu bu politikada herhangi bir değişiklik yok ve söz konusu da değil. Resmi görüşmelerin koşulu budur. Bu koşullar oluşmadan da resmi olarak masaya oturulması söz konusu değil. Çünkü biz bu olayı çok yaşadık. Birleşmiş Milletler zaten yani bir noktada aslında sorunun ana başlığına, ana kaynağına gitmiş olduk New York'ta. Çünkü orada alınan 1964'te alınan 186 sayılı kararla aslında bu işi ben rahmetli kurucu Cumhurbaşkanından da çok dinledim. Orada bu konuyu neredeyse çözümsüz hale getirdiler. Çünkü bir tarafı hükümet olarak tanıdılar, diğer tarafı demeseler bile isyankar bir toplum muamelesi gördük. Bir azınlık muamelesi gördük. Dolayısıyla bu kafa yapısıyla, bu mantıkla bu sorun çözümlenemez. Bu bir siyasi hastalık gibidir. Nasıl ki bir hastalığa doğru teşhisi koymadan doğru tedavi uygulayamazsınız, burada da bu siyasi hastalığa da doğru teşhis konmadı baştan beri. Bu neydi? Kıbrıs Rum tarafının Enosis mücadelesi sonucu Kıbrıslı Türklere uyguladığı katliamlar, onları devletten dışlamaları, Kıbrıs Cumhuriyeti denen ortaklık cumhuriyetini o dönemde ele geçirmeleri, tek ellerine almaları ve hala onun günümüze kadar sürmesi ve bunun sürekli olarak uluslararası toplum tarafından desteklenmesi. Aslında şunu söyleyebilir miyiz peki bu konuyla ilgili sizin anlattıklarınızdan yola çıkarak Rum tarafının Kıbrıs meselesinde, Kıbrıs sorununda aslında hangi hükümeti gelirse gelsin başa istikrarlı bir politika sergilemesi sonucu bizde çünkü belli dönemlerde belli değişiklikler oldu ve politikamızda sapmalar da oldu. Yoğunlukla politikamıza baktığımızda aslında bugünkü duruşumuzda hemen hemen aynı yoğunluklu politikamız Kıbrıs sorununda. Arada işte farklı iki cumhurbaşkanı görüş olarak gelmesi aslında Kıbrıs sorununda bizim inişler çıkışlar hem Türkiye ile ilişkilerde aslında garantör ülkemizde hem de Kıbrıs sorununda uluslararası arenada inişler çıkışlar yaşamamıza. Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler'de aslında belki de geri plana itilmemize çok fazla neden oldu. Doğru muyum? Şimdi Kıbrıs Rum tarafının, o güzel bir noktaya işaret ettiniz. Kıbrıs Rum tarafının elen Kıbrıs politikası, yani bu adanın sahibi, tek sahibi, hakim unsur biziz zihniyeti değişmedi. Baştan beri değişmedi. Makaryos da değişmedi. Ondan sonra Kipriyanu, efendim, daha niceleri, Papadopoulos'lar geldi, Anastasiadis geldi, Vasiliu geldi, Pristofias geldi. Yani ideolojileri ne olursa olsun temel elen politikası değişmedi. Bizde iniş çıkışlar yaşandı, doğrudur. Ama Kıbrıs Türk tarafı da bir konuda istikrarlı oldu. Her zaman uzlaşıcı taraf, yani uzlaşı isteyen taraf biz olduk. Aslında bugünkü görüntülere de bakmayın. Yani evet bazıları tarafından bugün izlediğimiz iki devletli uzlaşı,
egemen eşitlik, eşit uluslararası statü yaklaşımı bazıları tarafından katı bulunabilir. Ama biz bu noktaya bir günde gelmedik. Hı hı. Birincisi bu. Ama bu uzlaşmazlık değil. Gerçekten gerçekçi ve sürdürülebilir bir uzlaşının temeli budur. Onun için biz bunu öne çıkarıyoruz. Çünkü bugüne kadar yapılan bütün egzersizler eşit olmayan bir yöntemle, yöntemden eşit sonuç çıkmayacağı şeklinde, yani onu kanıtlamıştır. Onun için eşitlik başta, yani prosedürde eşitlik uygulanması lazım. Zemin eşit olması lazım. O eşit zemin var mı bugün? Hayır. Siz de işaret ettiniz. Yok. Yok. O eşit zemin yaratılsın. Onun üzerine bina edelim geleceğin eşitliğini. Bu da iki devlet temelidir. Sürdürülebilir olan budur. Yoksa 60 olayında yaşandığı gibi 63 olayında, 60'ta ortaklık cumhuriyeti kuruldu. 63'te yıkıldı. Kim yıktı? Kıbrıs Rum tarafı yıktı. Şimdi aynı olayı bir kez daha yaşamamak için, tarihin tekerrür etmesinin önüne geçmek için doğru zemin üzerinde başlamamız lazım. Doğru zemin de egemen eşitlik zeminidir. İşte egemen kelimesi aslında cümlenin içine girdikten sonra burada Rum tarafının yine iddiası bütün ortaya kavga çıkıyor. Bu. Bakın, evet. Şimdi bu, egemen, tek egemen benim. Evet, bakın günümüze getirecek olursak bunu, hep geçmişten bahsetmeyelim. Hı hı. Tabii geçmişten. Tabii ki. Dersler çıkarmak, evet, adına yapıyoruz bunu. Bugüne getirdiğimizde Sayın Hakan Fidan'ın, bizim de Sayın Tahsin Ertuğruloğlu'nun ve Sayın Cumhurbaşkanımızın kendisinin hep tekrarladığı öneriler vardır hidrokarbonlar konusunda. Evet. Yine az önce daha gelmeden buraya okuyorum Kıbrıs Rum Sözcüsü'nün açıklamasını. Egemenlik konusu yaptı bunu. Yani eğer diyor hidrokarbonlar konusunda bir ciddi bir şey olacaksa diyor, bu bizim egemenlik haklarımızı ihlal etmemeli. Ve Türkiye'den bu konuda, yani Türkiye'ye muhatap almak istiyor. Tabii, bizi hiç muhatap biz almak istemiyor. O konuda biz yokuz. Evet. Birinci. İkincisi de egemenlik konusu. Demek ki egemenlik gerçekten bu işin temelidir. Yani egemenlik olmadan siz kendi haklarınızı, eşitlik, ne kadar eşitlik şarkısı söylerseniz söyleyin, bu gerçekte bir karşılık bulmaz. Gerçekten egemenlik üzerine inşa edilmezse, geleceğin Kıbrıs'ı iki tarafında ayrı ayrı egemenliği üzerine inşa edilmezse, aralarında doğacak işbirliği veya herhangi bir ilişki sağlıklı olmaz. Bunu tarih kanıtladı, günün koşulları da kanıtlıyor. Dolayısıyla ele geçirdikleri bu Kıbrıs Elen Cumhuriyeti'ni, bugünkü Kıbrıs Cumhuriyeti dedikleri yapı tamamen bir Elen Cumhuriyeti'dir. Evet. Bunu bizimle niye paylaşsınlar? Niye bir ortaklığa girip de bundan, yani bu uluslararası toplumun kendilerini oturttuğu tahttan inerek bizimle niye yetki paylaşsınlar? Ya zaten hiçbir platformda bizi ciddiye almadıklarını, yani Türk tarafını, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni hiçbir platformda ciddiye almadıklarını, dalga geçer gibi yaptıkları açıklamalarda da görüyoruz. Yani bu bakış açısıdır zaten, baştan küçümsemeleridir. Evet. Kıbrıs Türk'ünü geçmişte hiç saymadılar. Biz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni kurduktan sonra şimdi artık... Eski siyasilerden biriydi, hangisiydi tam hatırlamıyorum. Varoş ifadesi kullanmıştı Kıbrıslı Türkler için. Çok çeşitli ifadeler, evet, kullanıldı. Mesela Sayın Vasiliu ne dedi? İşte Şam içici olarak baktık Türklere dedi. Yani böyle bu tür yakıştırmalar çok yapıldı. Evet. Yani bu aşağılama. Politikası zaten geçmişte vardı. Ama biz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni kurup da biz kendimiz açısından eşit bir devlet düzeyine koyduktan sonra şimdi tabii en büyük kaygıları nedir? Bu devletin tanınması. Hı hı. Bütün strateji ve politikaları Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınmasını engellemeye yöneliktir. Ha şimdi New York dediniz. Tamam, New York dediğim gibi sorunun kaynağı orada alınan, evet, karar. Evet. Orada her yıl biliyorsunuz 77. BM Genel Kurulu'nda Sayın Erdoğan çok önemli tarihi bir çağrı yaptı. Hı hı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınmasının gerektiğini söyledi. Üzerimizdeki ambargolar ve izolasyon zulmünün kalkmasını, evet, söyledi. Çok önemli bir ve tarihi bir çağrıydı bizim için. Şimdi orada bu tekrarlanacak mıydı? Hı hı. Sorusu vardı. Tekrarlandı. Güçlü bir şekilde tekrarlandı. Yalnız o anda Sayın Erdoğan o cümleyi, o çağrıyı yaparken tüm kameralar... Rum başkanının üzerindeydi. Stodolidis'in, evet, üzerine çevrildi. O yüz ifadesini asla gözümün önünden getirmiyor. Yani vücut dilini biraz okuyabiliyoruz. Hem tedirgin, göz kapaklarını kırpmasından, hem tedirgin, hem sinirli,
hem bir beklenti içinde. Yani şimdi asabiyeti biraz da şeyden kaynaklanıyor. İlk defa bir uyguladıkları bir taktik gereği salondan ayrılmamayı tercih ettiler. Çünkü geçmişte bütün Rum liderler Türkiye Cumhurbaşkanı konuşurken ve Türk yetkilileri konuşurken salondan ayrılıyorlar. Evet. Bu bir nevi onlar için bir protesto niteliğinde bir şey. Bu kez kalmayı tercih etti. Çünkü ben Türkiye, muhatabım Türkiye'dir. Ve bir de tabii Christodoulidis'in sırtında bir uzlaşmazlık kamburu var. Biliyorsunuz Kranmontana'daki çöküşün iki mimarından birisi. Biri Yunanistan Dışişleri Bakanı, biri de Sayın Christodoulidis. Evet. Onun da verdiği bir kompleks de diyeceğim artık. Bu defa hem Türkiye'yi muhatap almak adına herhalde salonda kalmayı tercih ettiler. Yani bir imaj meselesi olarak. Hayatlarının hatasını yaptılar. Şimdi orada onun için o ikilem içerisinde kalmış bir ruh hali vardı Sayın Christodoulidis'te. Herhalde onun da verdiği bu bu ruh haliyle tedirgin oldu tabii. Ama müthiş keyif aldım ben o kareyi gördüğümde. Çok özür dilerim ama yani kameraların o açısı, yakalamaları çok da ustaca bir yakalayıştı onu. Müthiş keyif aldım o ifadede. Tabii o ifadeden sonra size gelen yorumlar, size gelen değerlendirmeler de çok önemli. Çünkü mutlaka önemli temaslar gerçekleştirdiniz. Mutlaka. Bir kısmı basına yansıdı, bir kısmı yansımadı. Biz yansıyanları geçtik, yansımayanlar da aslında kapalı kapılar ardında konuşulanlar, evet kapalı kapılar ardında kalmalı ama yüzeysel olarak biraz bahsetmenizi rica edeceğim. Çünkü önemli olan basına yansıyan değil, gerçek görüşler. Basına formalite görüşler de zaman zaman yansıyabilir. En kaba tabirle iki ana şekli var. Bunlardan bir tanesi ifade edilen diplomasidir, öbürü gerçek diplomasidir. Yani devletler hiçbir zaman tam ne istediklerini veya tam neyi kastettiklerini orada açıkça söylemezler. Onun yerine kapalı kapılar arkasında söylenenler olur. Evet. Ve bu şekilde bu oyun diyeyim artık. Çünkü orada oynanan bir oyundur. Yani Birleşmiş Milletler, ben hep söylerim, 78. Genel Kurul'da da, yani son yapılanda da aynı şey tabii tekrarlandı. Orası bir artık daha önce hazırlanan senaryoların oyun alanıdır. Yoksa ülkeler oraya sorun çözmeye gelmez. Herkes kendi meramını anlatmaya, işte herkesin bir derdi var, onu ifade etmeye. Dertleri olmayanlar, bazı ülkeler öylesi, öyleleri de var tabii, böyle İskandinav ülkeleri gibi falan, başkalarının dertleriyle ilgilenmek adına. Hiç öyle bir şansımız olmadı bizim de. İmreniyorum bazen, biliyor musunuz? Hakikaten. Ama onlar da diyorlar ki, bakın ben bunu yaşadım geçmişte. Yaşadım, bitti. Gıpta ettiklerini söylediler bizim yaptıklarımıza. Niçin dedim, bir sorun, işte bir sorun yaşıyoruz ve bunu aşmaya gelin çalışıyoruz. Gelin buyurun, yer değişelim deseydiniz. Bu diyor anlam katıyor. Çünkü siz diyor bir farklılık yaratıyorsunuz diyor sizin taraf. Ama biz diyor yapsak yapmasak pek bir şey değiştirmez diyor. Yani kendileri başkalarının sorunlarıyla ancak ilgilenmekle bu misyonlarını yerine getirmeye çalışıyorlar. O misyonu siz biz alabilirdik uluslararası alanda. Buyursunlar burada yaşasınlar. Vallahi onu ben de söyledim. Hani İskandinav ülkelerinde yaşanacak noktalar. Ona benzer şeyler söyledim kendilerine. Tabii. Dedim ki sizin de kurduğunuz sosyal düzen gerçekten çok gıpta edilecek bir şey. Evet. Yani böyle şeyler ama onlarınki de yani açıkçası kendileri de söyle sıkıcıdır. Yani çünkü sorun olmayan bir yerde bu defa sorunsuzluk sorun olmaya başlar. Yani hiç sorunsuzluğun sorun olacağını düşünmüyorum ben. İntihar oranlarının en yüksek olduğu yerler. Bakarsınız. Öyle mi? Tabii. Danimarka bir dönem intiharların en yüksek olduğu yerdi. Yani şimdi değişmiş olabilir. Valla refahlara baktığımız zaman yani herhalde aşırı refahtan mı intihar ediyorlar? Biraz değiş dokuş, belki onlara biraz daha sorun, bize daha az sorun olsa bir yani, denge kurulur diye evet, düşünüyorum. Evet, hani refahlarını paylaşabiliriz, hiçbir evet. sıkıntı yok ada olarak, genel olarak. Evet, bu da işin güzel tarafları, bu sohbetleri de yapmamız lazım. Tabii şimdi öyle bir noktaya da geliyoruz ki. İlk önce Sayın Fuat Oktay'dı, yanılmıyorum değil mi, dile getiren bu Kıbrıs Türk Devleti ifadesini? Yani dile getiriliyor. Çeşitli, kim evet. kişi üzerinde, evet getirdi Sayın Fuat Oktay, evet, onu biliyorum. Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı döneminde, seçimlerden evet, önce evet. o dönemde. Ha, ilk getiren o mu? Yani bir yani, şeyini tutmadım. Evet. Yani bir... Ama benim ilk hafızamda kalan o oldu. Hı-hı. Sonrasında işte Sayın Devlet Bahçeli, arkasından Sayın Hakan Fidan,
işte bizim yetkililerimiz, Cumhurbaşkanımız vesaire derken artık kulaklarımızda işin açıkçası yani ifade olarak bana ters geldi. Bir de şöyle bir algı oluştu. Dün programda konuklarımdan bir tanesi dedi ki zaten Kıbrıs Türk Federe Devleti idi. Bir isim değişikliği yaşadı ama yani o isim değişikliğinden sadece öte, değişiklikte kalmadı. Sadece, yani özde evet. De çok önemli bir, evet. Bir tarihi bir merhaleydi. İşte biz sizinle o noktaya uzanalım dilerseniz. Kıbrıs Türk Federe Devleti'nden aslında Kıbrıs Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne geçiş. Evrilmesine yani. Geçişe. Çünkü o hani bir isim değişikliği değil sadece komple bir değişiklikle nasıl gerçekleşti onu bir hatırlayalım ve günümüzde bunun olasılığı nedir? Hı hı. Tereyağından kıl çeker gibi mi olacak yoksa farklı merhalelerden geçerek zorlu bir süreç mi yaşayacağız bu konuyla ilgili? Tamamen mi değişeceğiz yoksa anayasamız buna müsaade edecek mi bize bu kolaylığı sağlayacak evet. mı? Buyurun. Evet. Teşekkür ederim. Tabii sonda söylemem gerekeni belki başta söyleyeyim ki ondan sonra o çerçeve içerisinde algılansın. Hı hı. Tabii ki son söz halkındır. Evet. Yani zaten egemenlik dediğimiz olgu kayıtsız şartsız milletindir ve bu meclisimizin duvarında da yazar. Evet. Anayasamızda da yazar bu. Egemenlik kayıtsız şartsız ulusundur. O zaman ulus her şeye kadirdir. Ha, bunun yöntemleri nasıl olacak? Onu tabii hukukçular, siyasiler ve neticede halkın iradesi onu belirler. Ama mekanizmasını hukukçularla da konuşmak lazım. Şimdi... Bir kere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ismi başta neden seçildi? Oraya götüreyim sizi kısaca. Çünkü o sürecin içerisinde yer almış, onu yaşamış bir kişi olarak söylüyorum bunu. Bağımsızlık bildirgesi hazırlanırken Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ismi zikredildiğinde ben genç bir diplomat olarak o dönemde ve o yazım heyetinin bir üyesi olarak dedim ki biraz uzun bir isim. Yani güzel ama uzun. Bana söylenen şuydu. Tabii dediğim gibi en genç üyesi bendim. Dolayısıyla diğerleri kıdem olarak da benden önde. Bana verilen izahat şuydu. Siz Kuzeysiniz değil mi? Evet dedim. Türksünüz değil mi? Evet. Kıbrıslısınız? Evet. Cumhuriyetsiniz? Evet. O zaman dördünü de koyalım. Benim yorumum geriye baktığımda dışa yönelik bir olaydı daha ziyade. Bu Kuzey ismi, yani coğrafi bir ifadeydi. Bu coğrafi ifade de İngilizce'de northern, north olarak değil, northern olarak geçti. Evet. Bunun nedeni de şuydu. Biz Kuzey-Güney Kore gibi, Kuzey-Güney o dönemde Vietnam gibi veyahut da Kuzey-Güney bölünmüş herhangi bir ülke gibi değiliz. Ya da Doğu-Batı Almanya. Evet veya Doğu-Batı Almanya. Yani biz coğrafi bir tanımlamayla tarif edilemeyiz mesajını vermek. Onun için north demedik, northern daha yumuşatılmış, daha... Böyle kulağa hoş gelen bir ifadeyle devletimize isim verdik o dönemde. Ha, uzunluğuna gelince işte izah ettiğim gibi bütün bu unsurları içeriyor. Biz dışa bir mesaj vermek istiyoruz. Biz kendine özgü bir yapıyız. Biz diğer bölünmüş ülkeler gibi değiliz. Biz devletten atıldık. O küçük üç harfçik ERN, Northern, bunu ifade etmek için dışarıya yönelik. Ama Türkçe'de böyle olmuyor çünkü Türkçe'de karşılığı, kuzey diye evet. Tabii ki Türkçe karşılığı bunun kuzeydir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak geçtik tarihe. O günün heyecanı zaten o kadar yüksekti ki bunu kaleme alan insanlar olarak biz zaten yani bu yaptığım itiraz da benim kendi biraz da halkla ilişkiler açısından yani çok uzun isimlere insanlar daha zorluklar yaratır. Hı hı. Daha benim tercihim neydi söyleyeyim. Benim tercihim Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ydi. Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Bugün sorsanız bana bakın şahsi tercihim gene aynısıdır. Anayasamızda yalnız şu yazar. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti. Devlet evet. Kelimesi geçiyor anayasamızda. Kuzey Kıbrıs Türk bir devlettir çünkü. Ha, iki devletliliğe geçtiğimiz bugünlerde ben mantığını anlıyorum. Kıbrıs Türk Devleti denmesinin mantığını anlıyorum. Ama bir de bunun eksi tarafı var. Mesela? O da nedir? Annan planında ki ben zamanında ve benim gibi düşünenler ona karşı çıktık. Annan planı iyi bir plan değildi. Hala daha o fikirdeyim. Onun içerisinde bize yakıştırılan isim buydu.
Yani eyalet anlamına da gidebiliyor devlet. Ve hala son zamanlarda bile biz iki devletli politikayla çıktığımızda ortaya ne dediler? Mesela ben hatırlıyorum bilinen birisi. Eyalet anlamına da gidebilir dediniz. Yani Amerika Birleşik Devletleri gibi mi? Evet evet ona geleceğim zaten. Evet, tamam. Jane Holut. Evet. Özel, kişisel daha danışman. Doğrusu, evet, danışman da değil de kişisel temsilcisiydi genel sekreteri. Hı hı. Gitti geldi arada. Jane Holut'un ve diğer diplomatların baştan beri bize bu politikaya geçtiğimizde söyledikleri hangi devletten bahsediyorsunuz? Amerika Birleşik Devletleri'ndeki mesela New Jersey eyaleti gibi mi bir devlet? Hı hı. Texas eyaleti gibi bir devlet mi? Yoksa Fransa, Almanya gibi devlet mi? Tabii ki bizim Fransa, ortaya Almanya koyduğumuz gibi. Fransa, evet, Almanya evet, gibidir. Evet. Yani onu biz diplomatik olarak dinlendirip ne dedik? Egemen eşitlik, eşit uluslararası statü. Statü. Ama bunun eşittir bu. İki devletli uzlaşı. Ya bu devletler gelecekte ne gibi bir ilişki içinde olacaklarını iki devlet olduk. İkisi de devlet olarak kabul gördükten sonra belirleyecekler. Asgari müştereklerde buluşmaya çalışacaklar. Buluşurlarsa. Evet, buluşurlarsa. Veyahut da ayrılığın devamına karar evet. verirler. Yani bizim ortaya çıktığımız tez buydu. Budur, hala budur. Yani dolayısıyla ama kafalardaki o kuşkuları gidermek adına söylüyorum. Yani devlet dendiği anda bu kuşkular ortaya çıkar. Hı hı. Evet devletiz tabii ki ama bağımsız egemen demedikçe bu devletin eyalet olabileceği de veya egemenliği sınırlanmışsa bu da aslında bir takım yani kuşkular yaratır. Ya biz yani ne bileyim işte New York gibi, New Jersey gibi, Texas gibi bir eyalet değil bizim amacımız. Bağımsız egemen Sayın Erdoğan'ın ifade ettiği son Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını tanıyın dedi. Yani bir egemen devlet olarak bağımsızlığını savundu. BM Genel Kurulu'nda. Evet. Bizim şu andaki politikamız budur. Niye? Çünkü dediğim gibi bu 60 yıl sonrasında tarihi tecrübelerle, çok büyük özverilerle, ambargolarla, katliamlarla buna tabi olmuş bir hak olarak, bir halk olarak bu haydi haydi bizim hak. Bizden çok daha az cefa çekmiş ülkeler bile bugün bağımsız ülkedir ve Birleşmiş Milletler'de bayrakları dalgalanır. Baktığımda gözlerim yaşarır. Söyledim bizim ekibe de. Bakın dedim burada kimlerin bayrakları var. KKTC'nin niçin çok yok? Biz bir hata mı yaptık kendimizi savunmakla? Türkiye bizi gelip son anda bu Badire'den kurtarmakla hata mı yaptı? Niye bu muameleyi görüyoruz? Cevabı gayet basittir. Çünkü Tahsin Bey'in de Sayın Dışişleri Bakanımızın da sık sık vurguladığı gibi işte bu beşler var ya, hı hı. beş daimi üye, onların işine öyle geliyor diye. Yani Kıbrıs Türk'üne adalet heba ediliyor çıkarlar adına. Böyle bir durumda karşı karşıyayız. Kıbrıs Türk'ü ne yaptı? Önüne konulan ve gerçekten bizi bir yere bir uzlaşıya götürebilecek bütün planları kabul eden Kıbrıs Türk tarafı oldu. Niye bu muameleyi görüyoruz? Anlam planını hatırlayın. Ne oldu? Bir milattı. Evet. Ne oldu? Hayır diyen taraf ödüllendirildi. Şimdi bu nasıl Kıbrıs Türk'ü adalet beklesin dünyadan? Onun için kendi göbeğimizi kendi kesme, kendimiz ama işte muhalefete de baktığımız zaman ya da farklı görüşe sahip olan insanlara baktığımız zaman şimdi anlam planında evetin yüksek çıkması burada da Kıbrıs içinde de aslında bizim buradan yükselen seslerin de bakın, çıkartılması. Halklar, bakın halkımıza tabii ki saygım sonsuz. Son söz her zaman halkındır. Evet. Halk, Annan'ın raporuna da baktığınızda bu açık 28 Mayıs'ta 2004'te bütün bu olayın raporunu yazdım. O planın. Hı hı. Ve ne dedi? Özverilerin büyük bölümü Kıbrıslı Türkler tarafından yapılmıştır dedi. Ona rağmen Rumlar reddetmiştir. Niye? Çünkü dedi Kıbrıslı Türklerle yetki ve refah paylaşmak istemiyorlar. Dolayısıyla sadece bir planı değil, çözümün kendisini reddediyorlar dedi. Aynı şey bizim için neydi? Biz bir çözüme evet, halkımız bir çözüme, bir uzlaşıya evet dedi. Planı çoğumuz okumadı. Çoğumuz o planın içinde olan tuzakları bilmiyordu. İçinde olanların bile, çünkü birkaç yüz sayfalık bir plandan bahsediyoruz. Ana metin olarak 10 bin sayfalık
eklerden bahsediyoruz. Böyle komplike, böyle su üzerine yazılmış sözler gibi. 19 yıl yani geçti, muğlaklık üzerine kurulanmıştı anlatılanı. Kervan yolda düzülürüz zihniyetiyle girin bu çemberin içine, sonrasında, bakalım sonrasında evet, nasıl evet, yürüteceksiniz. Evet. Böyle bir riski halklar ne kadar alabilir? Kaçımız bunu anladı? Kaç Rum geleceğini kuzeye kim biliyordu? İki kesimliliğe ben 3 kez görüşme yaptım. De Soto'yla şey için, rakamını saptamak için kuzeye gelmesini öngördükleri Rumların hiçbirisinde bana şu kadar diyemedi. Çünkü yoktu kesin bir rakam. Ben de zaten test etmek için yaptım onu. Yani düşünün bu günleri yaşadık. Ha, evet, halkın iradesine sonsuz tabii saygımız var. Ama şunu söyleyeyim. Halk orada bir plana değil, bir uzlaşıya evet diyor. Olsun da artık çünkü ne olursa olsun. Çünkü planı kimsenin okumadığını düşünüyorum ben de. Okuyan da anlaşılır bir plan değildi. Evet. Muğlaklık üzerine kurulmuş. İngilizlerin yapıcı muğlaklık dedikleri. Benim de kaypak muğlaklık dediğim yani onun içerisine girersiniz ne olacağınızı bilmezsiniz. Çünkü gerçek egemenlik yok sizde. Kaynağı ben hep olarak diyorum ya şu noktada Güney Kıbrıs'a teşekkür etmemiz lazım bu anlam planı konusunda. Hayır dedikleri için. Evet. Ona rağmen, bütün bunlara rağmen Kıbrıs Rum tarafı ben devletimden vazgeçmem dedi. Bakın. Ben devletimden vazgeçmem dedi ve bugün Cyprus Mail'e lütfen bakılsın. Son günlerde çıkan bütün analizlerde Kıbrıs Rum tarafının statükoyu devam ettirmek istediği çünkü devletinden vazgeçmek istemediği. Bu söyleniyor hepsinde. Bunlar doğru analizlerdir. Bunları ben yapmıyorum. Kıbrıs Rum tarafındaki düşünürler yapıyor. Ve açık söylüyorlar. Onun için kendi halkımıza bunları doğru anlatırsak hiçbir zaman karşı tarafın bizi bir ortak, eşit ortak olarak gerçek anlamda kabul etmeyeceğini anlatırsak o zaman kendi devletine daha fazla sahip çıkmasını. Ha şimdi halk tabii iç sorunlardan bunalmıştır. Bu bir gerçek. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin çok daha iyi. Hangi isim altında olursa olsun diyeyim artık. Şu andaki ismimiz bu. Yani çok daha iyi yönetmemiz lazım. Halkımızın refah düzeyini çok daha yüksek düzeylere getirmemiz lazım. Bütün bunlar bir gerçek. Ondan bunalan halk da sanki de yani bir Rum tarafı uzlaşacak da efendim biz de bundan işte Avrupa Birliği üyeliği vesaire. Bunlar kusura bakılmasın ama ham hayaller. Çünkü vermeyecekler bunu. Hangi sözlerinde durdular lütfen? Birisi bana çıkıp söylesin. Hangi sözlerinde durdular? İzolasyon kalkacaktı. Kalktı mı? Sayın Talat bile zamanında dedi şimdi daha kötü bir şekilde devam ediyor. Peki Güney Kıbrıs'ın aslında bazı noktalarda yalnızlaştığı ileri sürülüyor. Birçok noktada ısrarcı tutumu. Nihan Hanım onlar yalnızlaşmaz. Onların abileri var. Avrupa Birliği var yanlarında. Bankacılık sistemleri çöktüğünde ne oldu? Avrupa Birliği desteklerini kurtardı kendileri. Evet. Yani şey neydi? Evet. Tıraşlanma döneminde. Evet, evet, tabii, evet. Tabii. Yani bir şey, evet, bazı bir takım şeyler dayatıyorlar, bir takım kurallar ama neticede kurtarıyorlar kendileri. Çünkü kendi zarif bir üyeleri, kulübün bir üyesi. Yani esas ana adaletsizlik bize burada yapıldı. Önce Birleşmiş Milletler yaptı bu adaletsizliği 1964'te. Günümüze kadar taşıdı. Kimse demesin o geçmiştir. Her aldıkları kararda 186 sayılı 64 alınan karar yapıyorlar. Evet, doğru. Diyorlar ki bu karar geçerlidir hala daha. Değişen ne var? Statükocu kimdir? Bir Rum tarafıdır. Tek eline geçirdiği Kıbrıs Cumhuriyeti'ni bırakmak istemiyor, paylaşmak istemiyor. İki, uluslararası toplumdur. Ona destek veriyor bu konuda ve hala diyor hükümet sensin. Nasıl bekleyeceksiniz yani bundan bir sonuç çıkmasını? Peki tüm bu gerçekler ortadayken efendim yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin isminin değişmesi, Kıbrıs Türk Devleti olarak değiştirilmeye için düğmeye basılması diyeceğim ben artık. Çünkü dillendirmek demek artık bir şeyi kulaklara... Bir tartışma başlamıştır. Evet. Sağlıklı şekilde bunun yapılması önemlidir. Evet. Zaten yapıyor insanlarımız, hukukçularımız da bu konuda ifade edeceklerdir, politikacılarımız... Meclisimiz ve halkımız. Anayasamız bu değişime müsaade ediyor mu? Bunu da ekleyerek devam edelim. İşte şimdi bu tabii hukuk her şeyden önce hukuki bir konudur. Aşılamayacak bir şey olmadığını düşünüyorum ben şahsen. Ama şu vardır. Anayasamızın içerisinde belli maddelerin
değiştirilemez, değiştirilmesi önerilemez yazıyor. Evet. Ha, şimdi bu doğa maddelerden biri. Şimdi isim olarak geçiyor. Evet. İsme şamil mi yoksa değil mi? Bunun tartışması yapılması lazım. Hı hı. Aşılacaksa nasıl aşılır? Şimdi KTF'de nasıl aşıldı? Nasıl aşıldı? Kıbrıs Türk Federe Devleti ismi zamanında, evet biz o zamandan aslında Cumhuriyet ilan etmek istedik fakat ortam hazır değildi vesaire, neyse KTF'deyi federasyon istememizin bir bir sinyali olarak, mesajı olarak KTF'deyi ilan ettik. Ama KTF'deye gösterilen tepki, KKTC'ye gösterilen tepki ile aynıydı neredeyse Birleşmiş Milletler'de, o da ayrı bir konu. Ama ben rahmetli gerekçe kurucu, ne peki o tepkinin? Ayrılıkçı olarak gördüler. Gerekçe bu. Yani ayrılıkçı bir, yani ayrılığa doğru atılmış. Biz dedik ki hayır, uzlaşıya doğru atılmış bir adımdır. Aha. Ama dünya onu gene büyükler kendi çıkarları, ulusal çıkarları için ayrılıkçı bir adım olarak gördüler. Çünkü biz yapılaştıkça onlara göre, ya Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin bile kuruluşuna ne kadar karşı çıktılar. Evet. Neydi? Çünkü kurumlaştıkça biz, devlet yapımızı geliştirdikçe ayağa kalkıyor. Evet, kendi ayaklarımız üzerinde durdukça bunlar işkilleniyor. Niye? Çünkü diyorlar ki bunlar kendi başına, artık ihtiyaçları yok Rum'a. Rum'un bana ihtiyacı var mı? Onu ne sormazsınız? Yani işte bunu sormuyorlar. Ulusal çıkarlar, İngiliz üsleri, Rum-Yunan lobisi vesaire vesaire. Yani bütün bunlar. Ama KTF'den KKTC ilan edilmesinin hikayesi apayrı bir şeydir. O apayrı bir tartışma konusudur. Belki bir gün zaten yaklaşıyor. Evet. Yıl dönümümüz. Belki o günlerde yaparız bunu. Yaparız. Ama şunu söyleyeyim yani bu konuda. Ben rahmetli kurucu cumhurbaşkanından dinledim bunu. Ve yazı da yazdım bu konuda, hem de Kıbrıs gazetesinde. İlk yayın hayatıma burada işte sütun yazarlığı yaptım bir süre. Burada başladım ve o gün 15 Kasım'da başladım. Ve orada yapılan eleştiriyi, işte anayasal mıydı değil miydi, KTF'de anayasasına uyar mıydı değil miydi, hı hı, tartışması vardı. Aynen Sayın Cumhurbaşkanı'nın o dönemdeki cevabını aktarayım o zaman. Lütfen. Ben bir devrim yaptım ve bu devrim halkım tarafından kabul gördü. Nokta. Demek ki bir devrime ihtiyacımız yasallık, var bizim de bunun için. Yasallık neticede halkın iradesidir ve halk iradesi öyle tecelli ederse o zaman o kendi yasallığını kendisi yaratır. Tabii bu halkın... Devrimseldi çünkü. Yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ilanı KTF'den fazla. Çünkü KTF'de çok fazla federalle doğru, yani ben işte federe kanadını ilan ettim. Geleceğin federal devletinin dedik. O dönemde Kuzey Kıbrıs Türk Konjektüre uygun olarak. Evet, evet. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de federasyona açık olduğu yazılıdır bildirgede. Ama mutlaka olacak anlamında değil. Ben ayrı devlet ilan ediyorum. Olacaksa devletliğimin kabulüyle olur ancak diyorum. Bu devrimseldi, tarihiydi. Zaten tarih önünde zaten diyor Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin. Zaten bildirgede bu ifade varsa bundan var. Sonrası için niye bu kadar ısrar? Ben de onu anlamlandıramıyorum. Yani bir anlaşma olacaksa Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti'nin kabulü lazım. Bir şey daha söyleyeyim size. Bu da az biliniyor. Zaman zaman unutuluyor. 1968'den kalma bir Birleşmiş Milletler belge raporu var elimizde. Hı. Bu raporun içerisinde ne diyor biliyor musunuz? İlk defa federasyon görüşmelerinin başladığı dönem. Denktaş'la Kliridis arasında. 68'de. Beyrut'ta, sonra Lefkoşa'da devam eden. O belgenin içerisinde eğer federasyon olacak ise diyor, 24 saatliğine de olsa Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tanınmalıdır. Evet, evet, evet. Bu sizi söyleyince açık. Ben de bildiğimi, evet, hatırladım. Evet. Onun için bugünkü devlet stratejimizi hiç kimsenin yadırgamaması lazım. Bu bizim hakkımızdır bir. Birleşmiş Milletler Anayasası'nda olan kendi kaderini tayin hakkıdır. Egemen eşitlik, bu da bizim özden gelen hakkımızdır diyoruz biz. Var olan kendimizde, mukteseb de değil. Mukteseb kısmı ayrı mesele ama, hı hı, mukteseb dedik mi sonradan iktibas edilmiş bir hak olarak sanılır. Hı hı. Halbuki kendimizde olan bir haktır bu. Bütün halkların, ayrı bir halkız. Bunu kim inkar edebilir? Kimse.
dilimiz, dinimiz, kökenimiz, etnik kökenimiz, kültürümüz en önemlisi. Her şeyimiz farklı. Her şeyimiz, biz ayrı bir halkız. Sadece aynı coğrafya üzerinde yaşamamızdan dolayı belli benzeşen noktalarımız var ama onlar kültürel bakın, olarak. Ama bizim onun dışında bugün tanınmamamız veya sadece Türkiye tarafından resmen tanınıyor olmamız bizim ayıbımız değildir. İnsanlığın utancıdır. Biz bu devleti kurduk. Bütün evet sorunlarıyla ama aynı zamanda bütün yapısıyla devlet olmayı gerektiren bütün unsurları vardır bu devletin. Dolayısıyla bu devleti tanımamak, bu gerçeği, bu realiteyi tanımamak ulusal çıkarlar yüzünden bizim ayıbımız değildir. Karşı tarafın, o öbür devletlerin ayıbıdır. Gerçeğe gözlerini kapatıyorlar. Bizden çok az daha devlet sıfatına sahip olan ülkeleri dahi ayrılıkçı akımları dahi tanıdılar devlet olarak. Evet. Ben 90'larda Birleşmiş Milletler temsilci olarak New York'a atandığımda 160 küsurdu oradaki üye devlet sayısı. Bugün kaç? 190'ın üzerindedir. 190'lardadır. Kaç devlet doğdu bu arada? Yugoslavya'dan doğanlar, Afrika'da doğanlar, Eritreler, Doğu Timorlar, kimler? Kosova. Bunlar hepsi devlet olarak tarih sahnesine çıktı. Çoktan tarih sahnesine çıkmış olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Hem coğrafi hem nüfus olarak daha açıdan yüksek. Kendi ayakları üzerinde. Ve mezalime uğramış bir halkın bir ifadesi, kendi kaderini tayin hakkını kullanarak oluşturduğu bu devlet tanınmıyor. Çok fazla takılmayalım tanınmaya, onu da söyleyeyim. Yani bunu konuşuyor olmamız. Yani tanırlar, tanırlar, tanımazlar. Sadece Türkiye'nin tanıması benim için yeterli şu noktada. Yaşamama yetiyor. Evet. Bu kadar zaman yaşadık. Sıkıntılar yaşıyor. Evet, sıkıntılar yaşıyoruz. Çok daha kolay olur mu hayat tanınsak? Olabiliyor. İşte ama tek noktada şu var. Türkiye'de aslında coğrafi olarak kritik bir bölgede. Kritik bir bölgede ve kritik bir durumda. Gece gündüz yaşıyoruz bu işte. Yani Türkiye bir hareket içerisinde. Hareket içerisinde. Yani dün akşam sürekli takip ediyoruz. SİHA'mızı düşürdüler, döndüler. Ondan sonra biz bombaladık. Sürekli bir çatışma halinde. Sınırlarımız sürekli bir tehdit altında. Sürekli bir göç alıyor Türkiye maalesef. Ve Avrupa'nın cesaret edemediği o mülteciler konusuna Türkiye tek başına göğüsledi aslında mülteciler konusunu. Ve dış politikasına da baktığınız zaman dost görünen düşmanı da çok Türkiye'nin. Yani iyi ilişkiler geliştirmeye çalışırken aslında açık arkasından iş çeviren uluslararası çok. Uluslararası ilişkilerde Nihan Hanım ne dostluğu ne de düşmanlığı çok abartmamak lazım. Çıkarları öne çıkarmak lazım. Çıkarlarınızı bağdaştırabilirseniz o zaman dost düşmanlık bir kenara bırakılır. Çıkarlar zemininde yürür ilişkiler. Ha, yüzeyde o şeyler ifade edilir politikacılar tarafından, liderler tarafından. Evet, belli söylemler içine girilir. Ancak altta bakarsınız ticaret devam eder, ilişkiler sürer. Bir şekilde dünya döner. Evet. Yani hayat durmaz yani bunlarla. Onun için kalıcı dostluklar, kalıcı düşmanlıklar yoktur. Kalıcı çıkarlar vardır. Bu İngiliz devlet adamlarının sözüdür. Hı hı. Doğru bir sözdür. Ama bu çıkarları bazen işte abartıp da yani salt çıkar, kendi şahsi çıkarını, kendi ulusal çıkarını düşünerek başkalarının çıkarlarını göz ardı etmeye yönlendikleri anda işte o zaman dengeler maalesef bozulur. Yani bu beşlerin özellikle beş daimi üyenin kim olduklarını biliyoruz. İşte İkinci Dünya Harbi sonrası oluşan bu dünya düzeninde herkes diyor bu bugünün ihtiyaçlarına cevap vermez. Herkes bunu kabul ediyor. Ama nasıl değiştirileceğine geldi mi kimse buna dokunmak istemiyor. Elini taşın altına koymak istemiyor. Çünkü imtiyazlı durumlar, imtiyazlı konumlarından olacaklar. Hı hı. Kimse o eline geçirdiği imtiyazlı konumu bırakmak istemiyor. Peki tekrar içe dönelim. Sizin aslında bir gün bir programda özellikle Türk dış politikasını böyle yüzeysel bile olsa geçmişten günümüze bir değerlendirmek isterim. Çünkü orada çok şey var. Alacağım, öğreneceğim çok şey var sizden. Tekrar dönelim Kıbrıs Türk Devleti olgusuna. Çünkü şimdi bir çözümsüzlük. Adada bir çözümsüzlük hakim. Yani barış var, uzlaşı eksikliği var diyelim. Tamam. Anlaşma eksikliği var diyelim.
Çözüm kelimesini çok fazla yüklenmek istemiyorum. Hı hı. Çünkü yani çözülecek bir şey farklı çağrışımlar yapar çözüm demeniz. Var olan iki devlet arasında bir anlaşma, bir uzlaşı söz konusu olması lazım artık. Hı hı. Çünkü çözüm dediğinizde ortaklık çağrışımları vardır. Ortaklığın mümkün olmadığını Kıbrıs Rum tarafı her gün bize kanıtlıyor. İhtiyaç var mı uzlaşıya? Şimdi onların ihtiyacı yoktur. Hı hı. Onu söyleyeyim. Hı hı. Kıbrıs Rum tarafına Avrupa Birliği, uluslararası toplum bir ihtiyaç bırakmamıştır. Tanınan, ya bakmayın yani işte timsah gözyaşları döküyor olabilirler. Ama böyle mağduriyeti kim, milli gelirleri kişi başına düşen ne kadardır tam bilmiyorum ama refah düzeyinin, yani Avrupa'nın refah düzeyindedir. Böyle bir mağduriyeti kim istemez? Yani zengin bir ülke... İskandinav. Uluslararası alanda bütün bağlantıları statü. Yerinde, evet. Statü yerinde, tanınması var, istediği yere gidip geliyor serbestçe. Ondan sonra da ağlıyor, işte ben işgal altındayım, şu bu. Yani kusura bakmasın, bu defa insanlar der, ya gelin bizi de işgal edin de bu refah düzeyine ulaşalım böyle bir, yani buradaki çelişkiyi göstermek için söylüyorum. Tabii, bunu. İroni. İroni, yoksa... Kıbrıs Rum tarafının bence ihtiyacı yok. Hiçbir ihtiyacı yok. İhtiyaç ne zaman yani psikolojik bir ihtiyaçları var mı? Zihinsel bir ihtiyaçları var mı? Belli ki var. Var ki belediyeler çünkü, var. Çünkü nedir ihtiyaç? Kafalarındaki Elen Kıbrıs ideolojisini tam olarak tatmin edemiyorlar. Niye? Çünkü biz varız kuzeyde. Ve Türkiye de buna müsaade etmiyor. Biz buna müsaade etmiyoruz. Ha bu zihinsel ihtiyaç orada var. Ama onun dışında reel bir ihtiyaç görmüyorum ben. Ha nedir? Arada bir şeyler olur ama bütün devletler arasında olur. Elen Kıbrıs konusuna gelelim. Elen Kıbrıs süremiz de az kaldı ama Elen Kıbrıs konusuna geldiğimiz zaman yani adanın tamamen Elen olması mümkün değil. Çünkü biz burada hiçbir var olmaya devam edelim. Olmamıştır. Olmadı. Bakın. İngiliz, bu megalo ideaya nereden erişiyorlar işte geçmişten, tarihten gelen? İngiliz romantikleri evet. Zamanında modern Yunanistan'ın hı-hı. doğuşunda eski Yunan'ı yani medeniyetlerinin, batı medeniyetinin beşiği dedikleri, iki beşiğinden en azından biri işte Roma ile birlikte yani o beşiği dedikleri Yunanistan'ı tekrar diriltme, Osmanlı'yı bölmek için milliyetçilik akımlarını körükleyip Osmanlı'ya karşı bu devletleri kopararak Osmanlı'dan ayrı milli devletler haline getirmek. Temeli orada evet. Ama onunla kalmadı tabii Yunanistan. İşte Büyük İskender'in daha önce hükmettiği bütün toprakları ele geçirmek peşine düştü. Megali idea bu. Onun Kıbrıs'taki aman ifadesi sakın, de... Büyük İskender demeyelim. Büyük İskender dediğimiz zaman kızıyorlar. Alexander. Kızıyorlar. Alexander. Alexander olur mu öyle doğru. Şey? Yani. Olur mu öyle şey? Onun Kıbrıs'taki ifadesi de işte büyük ada dedikleri tırnak içinde hı hı. Kıbrıs. Evet. Halbuki İngiliz en iyi bilinen Kıbrıs tarihinin en iyi yazarı George C. Hill Kıbrıs'ın tarihi diye adlandırdığı kitabında Kıbrıs'ın hiçbir zaman bir Elen adası olmadığını açıkça ortaya koyuyor. Koloniler kurdular. Evet burada halklardan birisi oldular ama hiçbir zaman Elen Kıbrıs olmadı. Tarihte böyle bir şey yok. Bu biraz da Yunan mitolojisinin yarattığı bir olay. Mitoloji tabii çok güzel bir şey ama siyasete yansıttığınız anda ve bunu gerçek kabul etmeye başladığınızda sorun çıkıyor. Hayallerle siyaset olmaz. Olmuyor. Evet, yani gerçeklerle evet. Siyaset olur. Real politiktir burada geçerli olan. Sen bunu hiç Elen olmamış bir adayı, 300 sene Türk idaresinde kalmış bir adayı benimdir sadece dersen işte sorun orada başlar. Zaten bu işin kökeni eğer mümkün olsa bir kelimeyle ifadesi, açın bakın bugün Oxford veya başka sözlüklere, Webster sözlüğüne, enosis. O kelime girdi oraya. Literatüre girmiştir. Evet. Kıbrıs'ın Yunanistan'la birleşmesi diye girmiştir literatüre. Köken burada. Onu tabii onun günümüzdeki ifadeleri bugün o zaman enosis diyorlardı. Şimdi ya bırakın bunları ya diyorlar bize şey yapmayın işte tarih falan. Ozmosis. Bugün daha kibarcası. Bir sis var. Ozmosis, bir evet. Sis var yani. Bir sis İkisi var. De Yunanca bir kelime. Evet. Şimdi diyorlar gelin bize katılın işte kimyasal kaplarda olduğu gibi biz daha işte, büyük tarafız. Yani hı-hı. içimize katılın hepimiz işte Avrupalı falan. Eriyin gidin içimizde. Yani asimilasyondur.
Ozmosisin temeli asimilasyondur. Bunu Mauro Yannis'le görüşmeci olduğum dönemde tartıştık. Benim dedi onun mimarı büyük bir iftiharla. Bunun ne anlama geldiğini bilir misin dedim. İşte dedi şey işte uzlaşı falan. Ya dedim asimilasyon. E bundan sonra dikkat edip kullanmayayım gibi laflar etti. Yani düşünebilir misiniz? Hala daha yıllar sonra 60 yıl sonra ozmosis. Gelin Kıbrıs Cumhuriyeti'ne katılın. Yani hala daha söyledikleri Kıbrıs Cumhuriyeti'nin evolüsyon yoluyla bir federasyona evrilmesidir onların yaklaşımı. Yani federasyon olacaksa bile Kıbrıs Cumhuriyeti'nin bir devamı şeklinde olacak. Unsurlar taşıyacak. Hayalleriyle mutluluklar dileriz onlara. Son sorum, çünkü süremiz doldu. Şimdi Kıbrıs Türk Devleti olgusu, onun üzerine duruyorum evet. Ben daha fazla ama Kıbrıs Türk Devleti olgusu... Şu an yok ama müzakere süreci, olası bir müzakere sürecini nasıl etkiler? Uluslararası algıyı değiştirir mi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti? Kıbrıs az önce örneğini verdim, anladım evet. Sorunuzu. Yani evet. Az önce örneğini verdim tarihten. KTF'de olduğumuz, yani Kıbrıs Türk Federe Devleti idik. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olduk, neyi değiştirdi? İkisine de tepkisi uluslararası toplumun aynıydı. Ha şimdi bu isim değişik, ben olmasın demiyorum. Bunun tartışması ayrı yapılır. Evet. Yapılacaksa günümüze uygulanması. Çok konuşacağız tabii ki, bunu. Çok konuşacağız evet. Bunu. Yani evet. Ben buna karşıyım veya taraftarım açısından söylemiyorum. Yani aslında bir isim değişikliği olabilir, halkımız isterse olabilir. Evet. Bir tartışma ortak akılla önemli olan ve herkesin destekleyeceği bir isim üzerinde. Benim tercihim olabilir Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Başkası Kıbrıs Türk Devleti diyebilir. Çok iyi gerekçelerle çıkarsa olaya açık fikirlilikle yaklaşırım. Ama hukukçularımızı dinliyorum. Anayasal açıdan ne kadar mümkündür? Ona da bakılır. Yani hangi bir mekanizmayla bu gerçekleşecek? Ama uluslararası açıdan bizim bulunduğumuz yeri değiştirir mi? Pek fazla değiştireceğini sanmam. Ancak şöyle olur, yani bizim kendimizi iki devletli politikamızla daha uyumlu hale getirir mi? Getirir. Çünkü iki devletli uzlaşıyla ortaya çıktık. Sayın Cumhurbaşkanı ifade etti, hoşuma gitti o ifade. Artık kuzey-güney yok. Evet. Artık coğrafi tanımlamalar yok. Devlet tanımlaması olsun. Bu güzel bir yaklaşımdır. Evet. Yani aslında murad edilen bu isim de bu. Bu tabii ki. Bunu da ön plana koydular. Ben önce kendimin bu konudaki eğer varsa bir tereddüdüm veyahut da bir tereddüt yaratacak bir konu varsa onu kaldırayım önce ortadan. Evet. Ondan sonra bakayım uluslararası alanda. Belki işime yarar. Belki yani onu artık o günün tamamen kopmuşluğun işte müzakere masasının tamamen lav olduğunu. Zaten yok. Evet. Böyle bir şey yok. Ama yani bu, artık bir daha görüşme olmayacak diye hani bir. Şimdi bakın yani görüşme bir daha olmayacak anlamında resmi görüşme ancak bu koşullarda olur demenin başka bir şeklidir. Evet. Ki evet. O da tabii ki yani ben diyorum ki bakın yani bir kez daha size söylüyorum. Net mesaj. Evet. Yani resmi görüşme ancak ve ancak devletliğinin kabulüyle olur. Evet. Evet efendim çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim katıldığınız için. Yeniden görüşmek İnşallah. Dileğiyle. Sağ olun. Evet sevgili izleyenler ben şimdi konuğumu göndereceğim ve kısa bir araya gidiyoruz. Aranın ardından ikinci konuğumla yeniden karşınızda olacağım.